Herkese selamun aleyküm. Acayibül Garip TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz gençler. Kuratörüme gelen oyunlar serimizin 40. bölümüyle kaldığımız yerden bağımsız yapımcı oyunlarını göz atmaya Steam kuratörüm aracılığıyla Türkiye Cinsel Yer Steam kuratörüm aracılığıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bu kanaldaki bütün seriler oyun serideki kuratörüme gelen oyunlar serisindeki bütün oyunlar hiçbir şekilde para ödemediğim Steam'de olan Türkiye Cinsleri Steam kuratörüme o oyunun geliştiricisinin yolladığı kopyaları incelediğim bir YouTube kanalı gençler. Onu da belirteyim. Eğer ilk kez bir videoma denk gelmişseniz Steam kuratörü nedir? Steam oyun platformunda olan bir nevi oyun inceleme sayfası diyebiliriz gençler. Şu an Steam'deki Türkiye'nin en çok takipçili 25. kuratörü olmam lazım en son. En son 25.yim yani. Kaçıncı sıraya ilerledim mi bilmiyorum. Neyse biz konumuza geri dönelim. Bu videoda Himno oyununu göz atacağız. İki boyutlu bir platform oyunu. Basit eğlence. Oyun şey ya. Ücretsiz bir oyun zaten. Gösterebilirsem. İnşallah. Şurayı bir kapat abi arkadaş listesini. Nereden bakıyorduk oraya ya? Blok merkezine baktı bakayım. Oyun ücretsiz gençler. Herhangi bir şekilde para ödemeden oyunu oynayabiliyorsunuz. Steam hesabınız varsa. Ha, gayret. Bugün açılır mısın? Fiyatına bakmayacağım da oyunun türüne bakacağım işte. Geliştiricisine ve yapımcısına bakacağım. Yayıncısına bakacağım. Bakabilirsem. İnşallah. Ha gayret. İnternet kötü ya. David Moraleo Sanchez'in geliştirdiği Grub Games'in yayınladığı bir iki boyutlu platform. Başka ne varmış abi? Piksel atmosferik fantezi, arcade, parkur, bir sürü türü varmış. Türü dahilmiş yani oyun. Çok oyunculu da modu da varmış hatta öyle diyor da. Yani sürreal bir oyun gençler. Şu videoyu durdur ya. Oyun ücretsiz sadece oyunun şeyi satılıyor. Neyi satılıyor? Ne onun adı ya? Soundtrack satılıyor gençler. Yani müzik paketi satılıyor oyunun. Bu da 8 lira. Neyse. Galiba Türkçe'de oyun da ben bir ayarlara girdim. Yanlışlıkla dil ayarlarına tıklayınca İngilizce tıklayınca oyun İngilizce oldu gençler. Türkçe'ydi galiba oyun yüklediğimde. Neyse. Biz bakalım şu oyuna. Kontrol AD space W shift interaxe AD tamam space W lan shift tamam W ile shift aynı işlevi görüyor. La 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 la. Evet. W shift tamam. Başka ne vardı lan?
Neyse. Burada bir şey gibi la 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 ne onun adı Mario gibi bir asansör sistemi var. Interak. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum bu oyun? De güzel oynuyordum. Tövbe tövbe. Yapmayın bana bunu ya. Teleport 1, 2, 3 diyor. 1. Geç. Teleport yapamıyoruz şu an. Zıplama neydi? Space mi? Evet. Bu arada önceki videolarda griptim. Şimdi de gripim ama o kadar değil. Neyse. Space W, S. Tamam. Bir daha bakayım da. Teleport. Teleport'u unutabilirim ama ya. Böyle diğer tuşları unutmam da. Herhalde. Diye düşünüyorum. Neyse. Buralardan geçiyoruz. Güzel. Yanımızda da bir kutu gibi bir... Ne lan o? Şu ne? Şu beyaz şey ne abi? Lan. Toba toba. Burada mı devam edeceğiz? Buradan gidemiyoruz. Buradan yol yok galiba. Herhalde. Güzel. Puanları topla abi. Bunlar level veriyor size herhalde. Bunlar güzel şeyler. Şuradan asansöre bin. Buradan nasıl çıkacağız abi? Buradan yol yoktur. Şuradan devam edeceğiz galiba. Lan oğlum kafayı vurma ya. Şuradan çıkamıyor musun? Aa, dur. Teleport interaksiye. S'ye mi basacağız? S. Oğlum bu ne? Oyun doldu. Ha, şuradan zıplayacağız mı ya? Ne yapacağız? Ha, buldum galiba. Dur lan, biraz kontrolleri zor. Bunu bir baştan bir belirteyim. Şuradan lan oğlum. Bakın şuradan şöyle gelirken zıplayacaksın Allah. Sonra bir daha zıplayacaksın galiba. Ha, interakse lan yapmışım. Hele şükür yapabildim ya. Boşluğa basacağım sürekli galiba. O zaman atlıyor. Yoksa yavaşça basarsanız geçmiyor. Sağ taraftan mı geciktik ya? Buradan gitmeyeceğiz. Buradan nasıl çıkacağız abi? Buradan yol yok. Çıkamıyor ki oraya. Biraz zor bir oyun. Farkındayım. Çok da nereden geçeceğimi de bilmiyorum. Yani gideceğim. Oyun hakkında bir bilgim yok. İlerleyiş konusunda. Burada bir şelale var. Şurada buradan gidiş yok ya. Buradan gideceğiz de nasıl gideceğiz? Şuradan çıktım tamam mı? Şuradan çıktım. Hadi. O az kalsın oluyordu ha. Dur la dur la oluyordu dur. Oluyordu sanki ama. Şuradan. Şurada şöyle. Hadi be. Biraz zor kontrolleri ya. Alışamadım. Zaten oldum olası iki boyutlu oyunların kontrollerine alışamamışımdır. Lan oğlum. Bir kere de çık şu tarafa yahu. Bak ne güzel zıplıyorsun oradan öyle. Şuradan şuraya da zıplayabiliyor musun? Yok zıplayamıyoruz.
Dur ya abi. Başka yol yok mu ya burada? Bu taraf hep bu taraftan mı gidecek? Hı? Burada bir giriş var. İnternet. Biraz zor bir oyun. Choose bir diyor. Biri seç diyor. Seçtim biri. Seni seçtim. Buradan yol yok mu lan? Evet, biri seçtik. Ne oluyor yani biri seçince? Başımız göğe mi eriyor? Yapma ya. Bu ne oğlum? Oyun kendi kendine çıkıyor ya. Pek anlayamadım oyunu. Sıkıntı büyük. Bak ya. Yani kontrolleri güzel değil. Sıkıntılı bir oyun. Yani tam oturtamamış gibi sanki. Yani bastım görüyor musun? Bir saniye falan gecikmesi var birazcık. Çok küçük bir gecikmesi var. Bu gecikmeyle de sıkıntı oluyor ya. Girin başa gelin. Oyunun vah ya. Burası güzel. Level 3 diyor bak. Ana level 3 diyor bak. Level 3 halim mi o? Ney ki? Level 3 mü oldu şimdi? Ne oldu? Ana çıktım lan. Evet, güzel bir hareket yaptım orada gördünüz mü? Uf, çok iyi lan. Ver oradan bana puanları abi. Ver puanları, ver puanları. Evet. Yani üçte doğru mu çıkacağız acaba? Mantığımız bu mu ya? Üçte doğru çıkmaya çalışacağız. Şöyle yapacağım. Hop 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 hop. Ben oğlum fazla bastım ya. Güzel. Şuradan. Burada yol yok ama. Şuradan yol var ama. Bak işte ya. Neyse buradan yol yok abi. Buradan çıkma. Boş. Buradan da yol var mı? Var. Evet. Orada bir kapı var. Kapıya mı gideceğiz abi? Al al al. Az kalsın düşürdüm ha. Ya oğlum çık şuradan ya. Deli misin? Nesin ya? Lan çık. Fazla basıyorum ya. Hızımı alamıyorum. Hızımı alma sorunu var bende galiba. Ya kontrolleri kötü diyemem. Ama zor. Kolay değil. Tamam. Buradan böyle nasıl çıkacağız? Şu aradan nasıl geçeceğiz biz şimdi? Bunun bir açıklamasını istiyorum. Hop. Aha. Çok iyi lan. Fikir. Aklımdakini uyguladım bir kez oyunda. Evet. Evet. Kapı bu mu yani? Bu mu? Şimdi bu mu? Buraya mı geldik yani? Bu mudur yani? Bu sonuç bu mu? Evet. Bu mu yani sonuç? Neyse.
Bunun mantığını anlayamadım ki. Yani bir oyunda ipucu yok gençler. Sizin nasıl ilerleyeceğinize dair sıkıntı zor şu an oyun herhalde. Bunun dışında pek sıkıntısı yok oyunun. Atmosferi falan güzel oyunun. Da sıkıntısı şu an şey geçtir. Dediğim gibi. Yani nereden ilerleyeceğimizi tam anlayamadım oyunda. Kılıç. Kılıcı nasıl kullanacağız? Aklımızda kılıç var. Evet. Bu da böyle bir oyun geçtir. Platform oyunu. Birçok türe giren. Ne desem ben buna ya? Oyunu ilerleyişini pek anlayamadım ya. Oyunu nasıl ilerleyeceğimizi anlayamadım. Anlasaydım eğlenebilirdim tabii. Animasyon ücretsiz dediğim gibi. Piksel grafikti zaten gördüğünüz platform. Basit eğlence. Müzikleri açmadım. Telif yemeyeyim diye. Müziği de var bu arada. Eğer oyun ücretsiz olduğu için açıp dinleyebilirsiniz. Rahatlatıcı diyor. Atmosferik, macera, çok oyunculu diyor da çok oyunculuğu yok ya oyunda. Zor, prosedürel oluşturma, fantezi, karanlık, arcade, parkur, aile dostu, sürreal. Türlerinde bir oyun. Basit eğlence oyunu temel olarak. Yani bir hikayesi varsa anlayamadım. Gençler. Hikayesi yoktur diye düşünüyorum. Böyle platform ilerlemeye çalışıyorsunuz. Grafikleri falan fena değil. 2 boyutlu bir oyuna göre. Oynanır mı oyun? Eğer nasıl ilerleyeceğinizi çözebildiyseniz, nasıl ilerleyeceğinizi bu oyunda çözebildiyseniz oynayabilirsiniz. Yani nereden ilerleyeceğinizi anlayamadım ben şahsen. Bir de seç diyor. Şu mu bir yani? Şurası mı bir? Neyi biraz? Şurayı şey yapıyor. Başa geliyor. Gördüğünüz gibi. Ben buraya gelmiş miydim ya?
Hikayesi yok oyunun. İlerlemeye çalışıyorsunuz. Bir platform oyunu gibi. Mario gibi. Super Mario gibi tabi. Oynaması ücretsiz oyun. İki boyutlu oyunları seviyorsanız böyle Mario tipinde indirip bir bakabilirsiniz gençler. Onun dışında hikayeyi bir mantığını bir anlamaya çalışan bence ilk önce. Ben anlayamadım çünkü. Evet. Böyle bir oyun geliştir. İlerlemeye çalışıyorum. Platform oyunu. Platform ona mı? Burada yeşil bir şey gördüm. Level 4 oldum ben. Ya kapı var orada. Kapıya mı? Mantığı kapıya gitmek herhalde ya. Bir harita var. Haritada kapıyı bulmak mantıklı. Ben buraya nasıl düştüm ya? Ya nasıl çıkacağım ben buradan ya? Konuşurken tövbe tövbe. Bulmaca oyunu gibi. Kapıya çıkışı bulma mantığında bir bulmaca, platform, iki boyut, piksel grafikli, atmosferik bir ne oyunu diyelim. Macera yok, macera demek ki basit eğlence oyunu diyebiliriz gençler. Basit bağımsız yapımcı tabi. Oyun ücretsiz, indirip bakabilirsiniz siz de. Geliştirici yolladığı için ben bir bakayım dedim oyuna. Aksi takdirde belki bakabilirdim yani. Belki de büyük bir ihtimal bakmazdım yani oyuna. Bunun dışında eğlenceli mi? Fena değil diyebilirim oyunu hakkında. Yani eğlenceli. Kontrolleri güzel. Kontrolleri kötü değil. Birazcık alışmanız lazım kontrolleri ama. Mantığını pek hemen çözemeyebilirsiniz benim gibi. Birazcık mantığını bir anlamaya çalışın oyunun. Ben anladım, biraz geç anladım ama olsun. Kontrolleri fena değil. Zor biraz. Kolay değil kontrolleri. Ama zoru seven arkadaşlar varsa aranızda, zor oyunları seven, oynayabileceği bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında oyunun grafiklerine bir puan vermeyi düşünmüyorum. Çünkü iki boyutta bir oyun. O yüzden oyunun bir menü müzikleri güzeldi ya. Müzikleri kötü değildi.
Onu ses kalitesini 10 üzerinden bir 9'u veririm. Kontrollerde de 10 üzerinden 8 buçuk versek. Yok, 8 verebiliriz 10 üzerinden 8. Kontrollerinde oyunu. Bunun dışında optimizasyon güzel. 10 üzerinden 10 verdim optimizasyonuna da. Zaten hikayesi yok. Grafiklere de puan vermeyeceğim. Ortalama kaç oldu? 10 üzerinden 10. 10 üzerinden kaç verdim? 8 verdim şeye, kontrollere. 10 üzerinden 9 da şeye verdim. Ne onun adı? Ses kalitesine verdim. 10 üzerinden 9'la oyunu öneriyorum gençler. Bağımsız yapımcı oyunlar arasında tabii bu verdiğim puan. Büyük yapım oyunları katmıyorum. Bağımsız yapımcılar arasında. Sadece bağımsız yapımcı oyunlara kıyasla 10 üzerinden 9 hak ettiğini düşünüyorum. Sadece bağımsız yapımcılarla kıyas ettiğiniz zaman. Büyük yapımlara yani büyük yapım oyunları katmıyorum işin içine değerlendirmeye. Neyse. Böyle bir oyun. İndirip bakabilirsiniz. Biraz zor bir oyun. Zoru seviyorum ben. Abi zor oyunlara bayılıyorum diyorsanız, platformda olsun diyorsanız indirip bakabileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu arada oyunun ikinci oyunda çıkıyormuş herhalde. Şeyden ana menüden görebilirsiniz şuradan. Main menü derseniz evet, gördüğünüz gibi. Hymna The Silent Melody diye bir oyun. İkinci oyunu yani oyunun. Hymna'nın ikinci oyunu. Ona da çıkınca bakabilirsiniz. Neyse hadi Allah'a emanet olun. 3.1.3.1 sürümünü oynuyorum bu arada Hymna'nın. Neyse hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek kuratörüme gelen oyunlar serimizin 41. bölümünde Fantasy Blacksmith Demircilik simülasyonu yani. Oyununda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler. Böyle bu. Yani biraz zor bir kontrolü. Kontrolleri zor. Bakın o kapı var ya yukarıdaki kapı. O kapıya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapıdan çıkıp. Öyle bir oyun yani. Mantığı o. Gençler. Neyse. Hadi gittim ben. Gittim ben hadi. Biraz zor ama ya. Çok. Kolay değil. Gittim ben, gittim hadi.